Aşkıncı Mahalleden ben Cumhuriyet Halk Partisi Üsküp İlçe Başkanı'nın yardımcısıyım. Hepinizi şahsım ve bizim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaşıyorum. Konya'da Anadolu Operasyonu'ndan beri Türkiye'de yerel seçimler farklı bir boyuta koyuyor. 4 tane bakan çocuğunun tutuklanmasıyla devam eden süreçte ses kayıtları, Alev Fatihlerle devam eden sıcak gündemi hep beraber takip ediyoruz. 2 gün önce 15 yaşında bir kardeşimizi ekmek almaya giderken başına biber gazı kapsülü çarpması sonucu yaralanmıştı. Gezi Parkı eylemleri süresince. Yalnız bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Genç kardeşimizin eylemlerle alakası yoktu. Evden bakkala ekmek almaya giden 15 yaşında bir çocuğun 269 bin yaşam savaşı verdikten sonra kaybolduk. Dün cenazesi vardı. Bütün Türkiye'de olduğu gibi uzun köprüde de yaşıtları kardeşlerinin acısını haykırdılar. Tunceli'de de gerçekleşen eylemler sırasından oldu. Bu sefer 30 yaşında bir Konya dayanımızı kaybettik. AKP'nin artık bu ülkeyi idare edemediği amaçlık ortadadır. Şimdi siyaset yaparken insanın kafasının arkasında hizmet değil de başka şeyler olunca ne oluyor? Biraz paylaşalım. Seçim şarkılarını bile hepimiz takip ediyoruz. Seçim şarkıları bile bunları çaldı. Seçim şarkıları da diyor. Şimdi uzun köprüye biraz su tesisi yaptırıyor belediyemiz. Başkanım biraz sonra ayrıntılı size açıklayacak. Şimdi benim bir boş arazim var. Fakat ben inşaat ustası değilim. İnşaat malzemesi de satmıyorum. Fakat benim bu eve ihtiyacım var. Şimdi ben bir müteahhite para versem, müteahhite desem ki bana bir tane ev yap. Ondan sonra bu ev tamamlansa, bu müteahhit, kardeşim senin evini ben yaptım, bu ev benim diyebilir mi? Diyemez. Bütün parasını Uzunköprü Belediyesi'nin ödediği bir yapıya bizi davetiye ile davet ettiler. Düğün bizim düğünümüz. Gelin bizim. Davetiye ile davet edin. Şimdi biliyorsunuz yukarıda teknik şey, dışarı lisesinde orada hayırsever bir vatandaşımız bir okul yaptı. İşte orası okul alanı değildi. Belediyemize geldiler, imar komisyonunda çalışmalarda bulunduk, okul alanına çevirdik. Daha sonra dediler, biz buraya yurt da yapalımız. O da aynı şekilde yapalım. Daha sonra dediler, biz buraya kapalı spor salonu yapalımız. Yahu dedik, burasını çok sıkıştırıyorsunuz. İşte yazdılar, hemen bunu bugün değiştirin, yarın biz inşaata başlayacağız. Uzun köprünün sıkıntısı, geçmiş yıllardaki çarçuk imar olayları aynı şekilde orada devam etti. Şimdi görüyoruz. Böyle baskıyla. Uzunköprü Belediyesi 2009 yılından beri Uzunköprü'de taş üstüne taş konacaksa her türlü yardımcı olmuşlar arkadaşlar. Yarın uzun ev açılacak. Gene bir hayırsever vatandaşımız yaptırıyor. Aynı şekilde arkadaşlar açmaya gelecekler. Maşallah zannedersin ki Adalet Kalkınma Partili üyeler kendi aralarında para toplamışlar. Orasını yaptırmışlar. İktidar partisinin karıştırdığı olay şu. Hükümet olmak farklı bir şey. Devlet olmak farklı bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye'nin herhangi bir metrekaresinde yaptığı her yatırımı Adalet Kalkınma Partisi'nin siyasi şovlara çevirmesini şiddetle kınıyor. Salı günü sabahı daha önceden de duyumunu aldığımız
gıda yardım kolileri ve kömürler dağıtılmaya başladı. Şimdi bu gıda yardım 15 bin koli arkadaşlar uzun kömürlüğe gıda yardım kolisi geldiğini söylüyor. Sevgili başkanıma sordum. 16 bin küsür su abonesi uzun kömürlüğü. 1500 kişilik açık doluyor. Bu 1500 kişinin Cumhuriyet Halk Partisi kayıtlı üyeleri. Kalan herkese verecekler 15 bin tane. Bravo. Bravo başkanım. 2010 yılında kahve dağıtmaya başladılar. 8 daire var apartmanda. 7'sinin kapısının önünde kahve kutusu koymuşlar. Benim eve koymamışlar. Şimdi oradan bu 15 bin, 16 bin 500 hesabı yapıyorum. Salı sabahı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne, Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak 30 Mart yerel seçimlerinde seçmen iradesini yönlendirmek üzere bu gıda yardım paketlerinin dağıtılacağı yönündeki şüphemize dair dilekçelerimizi verdik. Nöbetçi savcı evrakı 12.05 geçiyor saat. Bu saatte alamam. 1.30'dan sonra gelindir. Saygı duyuyorum. Mesela yalnız ben burada Abikoca Mahalle Meydanı'ndan soruyorum. Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış or generalleri sabah 6.30'da tutuklarken mesai saatim vardı.